Vergi nedir? Devlet ödediğimiz. Ödediğimiz araç. Bizi kulağımızın arkasına kadar tabiri caizse. Rezillik şurada. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol. Kısa bir soru soracağım, çok kısa. Sorun. Vergi nedir? Vergi mi? Bizi soymak için yarattı. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum çünkü öyle kullanılıyor. Nasıl kullanması gerekiyor? Ya halk için kullanması lazım. Yani. Ama ne yapıyor? Yani? Ne yapıyor sence? Ben size soruyorum. Yok ya. Silivri soğuk, ben fazla konuşmuyorum. Teşekkür. Biri babamın. Vadesi. Vade. Vergi nedir? Vergi nedir? Vergi devletin bizden aldı. Paradır vergi benim bildim. Ne yapıyor o parayla? Vallahi işte hükümeti sormak lazım ne yaptığı. Tam olarak öyle bize dönüyor, hastane olarak, yol olarak bize dönüyor yani. Öyle düşünüyorsun. Boşa gitmiyor. Yani en azından bizim gördüğümüz o ekrandan bize yansıtılan bu. Bizim bildiğimiz kadarıyla yani. Ama şimdi devlet hazinesinde onu nasıl değerlendiriyorlar? Herhangi bir bilgimiz yok. Biz ne görüyorsak ekranda onu biliyoruz. Vergi devletin aldığı ücret yani. Ne için alıyor bunu? Bunu bilemiyorum yani. Hiç düşünmediniz mi yani vergiyi niye alıyor devlet? Düşünmedik yani. Yani düşünsek bir şey yapamayız ki yani. Teşekkür ederim size. Araç. Evet. Ne yapıyor devlet onunla? Her şeyi yapıyor. Mesela? Ne bileyim ya. Kafamız iyi şimdi geldiğimize. Aklınıza ilk gelen şey ne? Vergi ne için alınıyor ya da nasıl bir şey? Devlet güvenlik için alıyor, uyum için alıyor. Başka ne için alacak? Son gün. Evet, son gün çok sıkışık. Yani rezillik şurada. Yapılan işlem çok anlamsız yani. Saatlerce bekleyeceğiz. Cumartesi, pazar da açıkmış ama kimse gelmemiş. Biz sorduk, öyle dediler yetkililer. Cumartesi, pazar da benim bir yakınım gelmeye çalıştı. Onu da sokağa çıkma yasağı var diye ceza yazmaya kalkmışlar. O da geri dönmüş evine. Çok. Evet. Türkiye'de vergi sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela şimdi ne kadar ödeyeceğiz? Ya, toplam yine bayağı var ya. Benim değil aslında, babamın da. Pek ilgilenmiyorum. Bir bakayım. ...128... ...133. Herhalde değil mi? Şunlar değil mi? Evet. 133. Bir annemin, biri babamın. Vadesi diyor. O evet. Vade. Vade. Siz ne iş yapıyorsunuz kendiniz? Ben şu an çalışmıyorum. Engelliyim. Evet. Ha, doğru. Teşekkür ederim. Özetleyeyim yoksa uzun uzun anlatayım mı? Kısa özet. Kısa. Yani genel olarak bizi kulağımızın arkasına kadar tabiri caizse aynen böyle güzel soydukları, fazlasıyla soydukları bir müessese mi denir artık, ne denir? Öyle. Nasıl olması gerekiyor? Nasıl olması gerekiyor? Yani amacına ulaşması gerekiyor öncelikle. Birilerinin yattığı yerlere gitmemesi gerekiyor. Öyle yani. Amacı bizim eksiklerimizi gidermek olmalı. Ne bileyim, okullarımızın biz özellikle para vermememiz gerekiyor. İşte yapılacak bir şey varsa bizim cebimizden bir daha para çıkmaması gerekiyor. Biz o kadar... Yani, tamamen vergi vermemeliyiz, öyle diyorsun. Yok, vermeliyiz ama bu kadar yüksek bir miktarda olmamalı bence. Ne kadar mesela? Yani diyelim ki şu ankinin 1/3 kadar olmalı çünkü 2/3 zaten boşa gidiyor. Böyle. Ya, çok böyle siyasi bir konu değil, verginin ne olduğunu merak ediyoruz. Vergi devlete ödediğimiz yasal bir para diyelim yani. Her şeyden vergi alıyorlar şu anda. Vergi devletin geçinme yolu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şey üretmediği için, hiçbir şey üretip satmadığı için geçinmesini halkın üstünden yapıyor. Bunu da nasıl kullanıyor? O da başındakilerin vicdanına kalmış. İyi kullanıyor, kötü kullanıyor. Onu halk bilmiyor. Ama vergi bu. Bizim üstümüzden alınan, sigaradan, ekmekten, yemekten, yoldan, aldığın şeyin üstünden, yan parçasından alınan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maaşları ödediği, bir şeyler yaptığı, halkının sırtından geçindiği 2021'deki açıklaması bu. Kullanıl, eğer doğru yere kullanılıyorsa iyi. Doğru yere kullanılıyorsa iyi bir şey. Ama doğru yere kullanıp kullanmadığını sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. İnsanların nasıl, hiç bilgisi var mı bununla ilgili? Çok zorlarına gidiyor ya, ben öyle hissediyorum. Mesela vergiyi sanki böyle dostum, abi az önce dedi haraç gibi bir şey. Niye zoruna gidiyor? Çünkü adamın alım gücü yok. Adam 2800 lira, 2600 lira asgari ücreti çalışıyor ama o matrağı gördüğü zaman 4000 küsür yazıyor. Adam diyor ki devlet benim üstümden 1,5 lira kesiyor.
Devlet benim 1,5 lirama el koyuyor diyor. Çünkü senin alım gücün yok. Vergi devlet ödediğimiz gelirimizden bir pay. Ne için alıyorlar? Nerede yayınlanacak? Balıkesir Posta. Alıyor da bizden. Ne yapıyor onun da? Alıyor. Bize hizmet olarak vermesi gerekiyor. Veriyor mu? Vermiyor. Niye? Yani verdiğini düşünemiyorum yani. Çok fazla vergi alınıyor fakat. Ben de merak ediyorum. Niye öyle düşünüyorsun? Yani nereden kaynaklanıyor sizin bu düşünceniz? Hizmet görmüyoruz çünkü. Vatandaş geçinemiyor. Herkesin durumu malum. En başında esnafa destek yok. Devletten hiçbir şekilde. Esnaftan her ay vergi alınıyor fakat. En ufak bir destek yok. Verdikleri o paradan bile faydalanamadık biz. Hani 1.000 lira zaten neyi kurtarır? Hiçbir şeyi. Yani. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben buraya geçeyim, ortaya abi, geçeyim. Müdürümüz bu. Kısa Allah. Kısa bir soru soracağım. Vergi nedir? Vergi abi. Güzel bir şeydir abi. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey abi. Sen beni hiç alma abi kardeş. Vergi almıyor musun? Vergi veriyorum abi. Ha, veriyorsun. Almam dedin veriyorum ya. Yok ben alamıyorum abi nerede? Ben ödüyorum, kralını ödüyorum abi. İyi mi bu? Vergi güzel bir şeydi abi. Şeyli olması daha güzel olur. Eşit, herkese eşit vergi. Herkese eşit. Yani Colin'le benim ödediğim verginin arasında farklar olması lazım. Kafa kafaya kıyaslarsan oranda ben daha çok veriyorum onu. O gider çok gösteriyor, biz gider gösteremiyoruz. Maalesef. Böyle olunca da. Ya ne kadar paran çok olursa? O kadar zenginsin abi bu ülkede. Ne kadar paran azsa o kadar fakirsin. Ne kadar çok çalışırsan o kadar eziksin. Ne kadar az çalışırsan o kadar varlıksın. Eşit de Türkiye. Saygılar abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz konuşmak ister misin? Abiye gidelim. Kevin kötü bir şey mi veriyor musun? İyi bir şey. İyi bir şey mi? Bence vergi iyi bir şey. İyi bir şey. İyi bir şey. Siz vergi veriyor musunuz? Veriyorum. Benim maaşımdan vergi kesiliyor. Güzel bir şey diyorsun. Bence olması güzel bir şey. Evet. Herkesin vermesi gereken bir şey. Vergiyi. Ama toplum niye bu kadar şey gösteriyor ya? Sanki böyle haraç gibi. Yanlış düşünüyorlar demek. Demek ki yanlış düşünüyorlar. Bilgilendirmede sıkıntı var. Bilgilendirmede sıkıntı var. Vergi olmasa zaten bu devlet nasıl ayakta kalacak? Benim düşüncem bu. Teşekkür ederiz. Verginin dükkan vergisidir abi işte ne bileyim. Mesela bir şey alıyorsun abi. Onun vergisini ödeyerek almalısın abi. Doğru. Ya devleti ödüyoruz abi o vergiyi. Abi. Güzel. Ne için ödüyoruz yani? Ne amaçla? Sonuçta ne oluyor? Abi sonuçta ne oluyor? Vergiyi ne yapıyor devlet yani? Abi değerlendiriyor ne bileyim mesela köprüler yapıyor. Mesela Balıkesir'e köprü yapıldı. Omburdu'nun oraya doğru. Köprüler yapılıyor filan. Onlar için ülkemizde kullanıyorlar abi vergileri. Güzel bir şey o zaman. Yani. Abi vergi devlet bize bir şeyler veriyor ve bunları elektrikten, sudan, ondan bundan, arabanın şeyinden biz geri veriyoruz devlete. O demektir vergi. Nasılsınız? Yani fazla gibi. Yani ya halkın da bilinçli olması lazım yani. Halkın da şimdi ne kadar düşürürlerse düşürsünler. Yani ödemeyen yine olur yani. Ama yani başkasının ödemediği vergiyi insanlara yüklüyorlar. Nasıl yani? Esnafın bir kısmından azalıp bir kısmından çoğu mu? Hayır yani şimdi bir kısım ödemediği için devlet de mecburen yükseltmek zorunda kalıyor yani. Vergiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vergiyle ilgili ben şu ana kadar vergi vermedim hiç. Bilgim yok fazla ama gördüğüm kadarıyla devlet bir veriyor on alıyor. Sıkıntı bence burada. Ne veriyor? Ne veriyor? Mesela en basitinden asgari ücrete 500 lira zam yaptı ama git A101'e mesela en ufak alışveriş 20 lirayla çıktığımızda şu an 100 lirayla çıkıyoruz. Yani gene yetmiyor. Vallahi ekmeğimi ortakçı olarak düşüncem devletin başka bir şey yok. Anlamadım. Devletin benim kazandığımı ortakçı görüyorum. Başka gördüğüm bir şey yok. Bu parayla ne yapıyor yani? Ya bizim işte kazancımız ortakçı. Ona vergi, buna vergi, her şeye vergi. Hiç düşünmedin mi bu para nereye gidiyor yani? İşte onu bilmiyoruz bir bilsek. Onu bilmiyoruz yani. O zaman şöyle soralım. Yani şimdi ülkenin bir bütçesi var değil mi? Senelik bir bütçe var. Masraflar var. Onları devlet kaynağı neresi? Nereden getiriyor? Vergiden geçiyor. Yani vergiden dolayı topluyor kaynağını. Ama lüzumsuz vergimiz çok. Nasıl mesele? Ya nasıl yediğimiz içtiğimiz her şeyi vergi bile der. Nasıl olmalı? Yani nasıl olmalı? Ha, olsun olmasın demem ama makul olması lazım. Yani ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Merhaba. Merhabalar. Son gün. Son gün maf olduk. Yatırmaya geldik işte görüyorsun sırayı. Evet. Biraz pişmanlık duygusu var. Keşke iki gün önce daha yatırsaydım diye ama
Şu an yapacak bir şey yok, bekliyoruz. Bir 5-6 milyar ödememiz var. Bizim gibi kimler kaç kişi ödeyecek bu paraları? Başka? Diyecek. Ne kadar tam? 5 küsurlarda ya bizim. Biraz fazla yapılanlardık. Yatıracağız. Borcumuz bitsin diye uğraşıyoruz işte. Yarın öbür gün yaşımız daha genç önümüze çıkmasın yani ileride. Vergiyle ilgili, vergi sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz Türkiye'de? Sistem bence bozuk. Bak ben deftere tabiyim, arkadaş aynı yerde çalışıyoruz yan yana. O mesela basit usul, benim aylık 3 aylık 750 lira sadece stopajım var. O sadece aylık 40 lira mesela muhasebeci üretiyor. Ben 250 lira muhasebeci üretiyorum. Yani çok enteresan bir işler var ya. Fazla mı diyorsunuz yani? Fazla. Biraz fazla. Yani çalıştığımız buraya. Hep çantada gidiyor paralar vergiye. Eve de işte 3-5 koyuyorsak. Yani çalıştığınızın kaçta, yüzde kaçı vergiye gidiyor? Tam net biliyor musunuz kendiniz? Yani çok net bilmiyorum ama en az %35'e %40'ı gidiyordur. Eminim buna. %40'ı? Tabii. Fazla diyorsun. Kazandığımız para yani bu. Kazandığımız paranın dahi vergisini veriyoruz yani bu memlekette biz. Diğer esnaflar nasıl? Herkes isyanlarda. Şu an zaten bu pandemi olayıyla alakalı herkes sıkıntıda. Ama inşallah geçecek bu da bu sene. Bu sene de atlatırsak zaten bir daha karada ölüm yok yani bize. Yani kazancınızın mesela yüzde kaçı vergiye giderse sizce mantıklı? Nerede? Yani en azından %20'si gitsin, %15'e gitsin yani. %40'a kadar gidiyor yani. Gerçekten ben kazandığım paranın yani 3 aylık bir stopajı ayrı, yıllık vergimi ayrı. Yani sürekli bir şeyler gidiyor. Bağkur ödeyemiyoruz tam turu zaten. Bak onları da yapılandırdık, onları da yatıracağız. Yani hep böyle bir... Ben şimdi tam anlıyorum. Ben Türkiye'de vergi sistemini bilmiyorum ya. 4 senedir Türkiye'ye gelmişim zaten. 5.000, 6.000 diyorsunuz. %40'ı dediğiniz yani 11.000 civarında mı kazancınız? Ya o belli olmuyor. Benim mesela sanayide hem çay ocağı hem büfe, fast food tarzı. Yani bir yerden kazanırken bir yere gidiyor yani iş. Öyle söyleyeyim size. Taşıma suladı, değirmen döndürüyoruz bu şekilde. Şimdilik böyle yani. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Sağ olun.